Sağlığım için her şeyin estetik ve güzellik köşesinde bugün tüm yönleriyle burun estetiğini ya da diğer adıyla rinoplastiği konuşacağız. Bu konuda bize estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Gökhan Beyhan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlayacağız ancak sevgili izleyiciler, sürekli izleyenler elbette ki iletişim bilgilerimizi biliyorsunuzdur. Ancak ekranlarını yeni açanlar olabilir, bizi yeni izleyenler olabilir. İşte sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Rinoplasti tıbbi adıyla ya da burun estetiği. Burun estetiği nedir? Tam olarak sizler hekimler burun estetiği kapsamında ne tür müdahaleler yaparsınız? Tabii burun estetiği deyince tabii burnun şeklinin, burnun doğumsal gelen kusurlarının düzeltilmesi akla geliyor. Tabii burun hem görsel açıdan önemli bir organ hem de fonksiyonel açıdan çok önemli bir organ. İyi fonksiyon göstermesi gerekiyor. Bu anlamda aslında çoğu burun ameliyatında hem görüntüye yönelik bir müdahale yapıyoruz hem de nefes alma fonksiyonuna yönelik, burnun fonksiyonlarına yönelik müdahaleler yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi nefes alabilmek zaten sağlıklı bir insan için çok önemli. Şimdi burun kemiği eğriliği ya da tıbbi adıyla septum deviasyonu. Evet. Burun kemiği eğriliği de herhalde nefes almayı engelleyen problemlerden biri. Kesinlikle. Bu konuda neler yapabiliyorsunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz? Burun kemiği eğriliğinin derecesine göre kişinin nefes alması değişebilir mi? Burun kemiği eğriliği aynı zamanda nefes almayı engellediği gibi estetik açıdan görünümü de bozuyor herhalde, değil mi? Kesinlikle. Tabii bunun ortasında yer alan septum dediğimiz bir kıkırdak var. O kıkırdağın sağ eğriliği, sola eğriliği ya da çok fazla şekilde S şeklinde olan eğrilikleri nefes almayı etkilediği gibi burnun şeklini de belirliyor. Çünkü aramızda bir sözcük vardır. Hani septum nereye doğru gidiyorsa burun da oraya doğru gider. Hani septum eğriyse burun da eğri demektir. Bu yüzden biraz önce bahsettiğim gibi aslında estetik burun ameliyatları sadece estetiğe yönelik olmuyor çoğu zaman. Aynı zamanda fonksiyonu düzeltmeye de yönelik oluyorlar. Tabii burundan nefes almayı engelleyen en sık sebep septumun bozuklukları ama bunun dışında diğer yapıların, diğer burun ucunda yer alan kıkırdakların yetersizliği gibi durumlar da ya da konka dediğimiz burun eti dediğimiz konkaların büyümesi gibi sorunlarda nefes almayı etkileyebiliyor. Şimdi burun estetiği dediğimizde hemen herkesin aklına daha çok nefes alma yönü değil de burnun daha çok aynadaki görüntüsüyle ilgili boyutu kesinlikle da gelebiliyor. Kadınlar ya da erkeklere baktığımızda oranları nedir burun estetiği için hekimlere başvuran? Ya çok kesin bir oran vermem mümkün değil ama tabii ki kadınların biraz daha yüksek oranda olduğunu söyleyebilirim. Ama erkekler de çok sıklıkla burun estetiği amacıyla başvuruyorlar. Bunlar travmatik olabiliyor, doğumsal deformiteler olabiliyor. Ama kadınların daha çoğunluklu olduğunu halen söyleyebilirim. Şimdi diyelim ki size burnundan memnun olmayan bir hasta geldi. Ya da nefes alamadığını söyleyen bir hasta geldi. Böyle bir durumda kişiye özel bir burnu nasıl saptıyorsunuz? Bir yandan da tabii ki yaptığınız operasyonda buruna iyi bir fonksiyon kazandırmaya da çalışıyorsunuz. Ama estetik açıdan ideal bir burnu o kişiye göre nasıl saptıyorsunuz? Şöyle aslında hani bunun matematiksel kuralları var. Normal olan, estetik olarak göze güzel görünen bir burnun nasıl olması gerektiği aşağı yukarı belli. Büyüklüğünün ne kadar belli olması, yüze göre oranın ne olması gerektiği belli. Burun sırtının hangi açıda olması gerektiği, dudakla burun arasındaki açının ne olması gerektiği ya da hangi açılar arasında olması gerektiği belli. Onun dışında burnun yüzeyel, hani sadece burnun şekli önemli değil. Burnun bir de cildiyle beraber oluşturduğu bir tekstürü var. Bir yüzeyel cilt yapısı var. O da önemli tabii ki. Bunların hepsi
belli başlı kurallara bağlı. Tabii bir de hani her estetik cerrahın olması gerektiği gibi bir beğeni açınız, bir estetiksel görüş açınız da olmak zorunda. Tabii. Bu hem tecrübeyle hem de belki biraz sanatla uğraşarak falan geliştirilebilecek bir şey. Onun dışında tabii ki şunu da belirtmek gerek. Biz hani bir burun esteti yaptığımızda burnu alıp tamamen değiştirmiyoruz. Aslında onun kusurlarını görüyoruz. Burnu estetik olarak kabul edilmez yapan kusurları görüyoruz ve bu kusurları düzeltiyoruz. Onun için zaten hani bunları düzelttiğinizde zaten o kişiye özel bir burun oluyor. Yani farklı bir burun koymuyoruz. Aslında sizin burnunuz oluyor. Sadece kusurları düzeltiyoruz. Burun estetiği için bir yaş sınırı var mı? Biz genelde 18 yaş diyoruz. Genelde estetik ameliyatlar için istediğimiz yaş 18'dir. Çünkü hani kişinin reşit olması gerektiğini ve bu kararı kendisinin bilinçli olarak vermesini isteriz. Anne babası onay verse bile ben açıkçası çok tercih etmiyorum. Çünkü bu kişi, bu karar anne babasına bırakılacak bir karar değil. Kendi kararı olması gerek. Ama tabii ki çok sıkıntılı durumlarda, gerçekten kişinin psikolojisini etkilediği durumlarda 18 yaşından önce de ameliyat yapabiliyoruz. Ama tabii burada önemli olan şart yüz gelişiminin tamamlanmış olması, ki bu da 16 yaşlarına falan tekabül ediyor. Şimdi burun estetiğinin hani biliyoruz ki bir açık ameliyatları, bir de kapalı ameliyatları var. Şimdi size başvuran bir hastada hangi tekniği uygulayacağınıza neye göre karar veriyorsunuz? Yani burun estetiğinde açık ameliyat mı, kapalı ameliyat mı? Şöyle aslında, burun estetiği hep aynı şeyin yapıldığı bir ameliyat değil. Burunda belli deformiteleri düzeltmek için, her sorunu düzeltmek için farklı teknikler kullanıyorsunuz. Bu tekniklerin çoğu kapalı ameliyatlarda uygulanabilir teknikler. Yani burnu ekstra dışarıdan bir kesi yapmadan uygulayabileceğiniz teknikler. Ama bazı teknikler var ki açık olarak açık ameliyatlara daha iyi yapılıyor. Bu teknikleri uygulamamız gerektiği zaman açık rinoplasti ameliyatını tercih ediyoruz. Şimdi açık ameliyat nedir? Kapalı ameliyat nedir? Yani nereden yapılır kapalı ameliyat dediğimiz? Bir de açık ve kapalı ameliyatın birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını rica etsem sıralayabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi kapalı rinoplastinin en büyük avantajı burnun altında, kolumella dediğimiz bölgede bir kesinin yapılmaması. Ha, bu kesi çok mu kötü bir kesi? Bu kesi iyi onarıldığı zaman genellikle hiç fark edilmez. Onun için çok büyük bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Bana göre kapalı ameliyatın en büyük avantajı, yaptığınız şeyin sonucunu o anda daha iyi görebilmeniz, bu cerrah açısından daha rahat bir şey. Şişliğin, ödemin daha az olması, bu yüzden sonuçların daha erken ortaya çıkabilmesi. Ve ağrı, şişlik gibi problemlerin daha az olması. Bu yüzden eğer uygunsa hasta kapalı yöntemi tercih ediyorum. Ama her iki yöntemi de uygulayan bir cerrahım. O yüzden gerektiği zaman da açık rinoplasti ameliyatını yapmaktan çekinmiyorum ki bu bence bazı vakalarda, özellikle çok kötü septum eğriliklerinin olduğu vakalarda, çünkü bazılarında septumu tamamen yerinden çıkarıp burun kıkırdağını düzeltip yeniden yerine koymamız gerekiyor ki bu kapalı bir ameliyatta, kapalı rinoplasti ameliyatında yapılması çok mümkün olmayan bir şey. Bu gibi durumlarda açık rinoplasti ameliyatını tercih ediyorum. Bir kavramdan bahsedeceğim. Revizyon rinoplasti. Yani revizyon amacıyla yapılan burun ameliyatları, estetik ameliyatları. Nedir? Hangi faktörlere bağlı olarak bir kişiye revizyon amacıyla estetik yapmak gerekebilir, burun estetiği? Ya, revizyon rinoplasti ameliyatlarının iki nedeni olabilir. Bir, ameliyatın bir komplikasyonu olarak burnun normal yapısının bozulması sonucu bir revizyon ameliyatı gerekebilir. Bir de tabii ki hastanın beğenisine uymaması nedeniyle, isteğinden daha büyük olması, isteğinden burunla dudak arasındaki açının istediği gibi olmaması gibi sebeplerden bu işlemler yapılabilir. Yani burun ameliyatları, rinoplasti, revizyonun en çok olduğu ameliyatlardan birisidir ama bunlar genelde çok önemli revizyonlar olmazlar. Burnun düşmesi ne demek? Yani bir kişi ameliyat olduktan belli bir süre sonra normal, iyi yapılmış bir estetik operasyonda burnun düşmesi olabilir mi? Bunun da bir çaresi var mıdır? Öncelikle söyleyeyim, tabii ki çaresi var. Burun düşmesi dediğimiz olay aslında şudur. Burnumuzun oluşturan kıkırdak ve kemik yapısı var. O kıkırdak ve kemik yapısı üstteki cildi destekliyor. Eğer bu kıkırdak ve kemik yapısı
cildi destekleyecek kadar yeterli düzeyde olmazsa cilt bir destek yapısı olmadığı için nasıl bir çadırın çökmesi gibi iskeleler alınan bir çadırın çökmesi gibi burun derisi çöküyor. Ucu düşebiliyor. Burnun sırtında bir çöküklükler meydana gelebiliyor. Bu yüzden bunu engellemenin yolu daha doğrusu ameliyat sırasında o kıkırdak yapının, o kıkırdak çatının iyi korunması. Bu hastanın isteğinin dışında bir şey olsa da, hani hastanın istediğini vermeyecek olsa da bunu hastaya anlatıp o kıkırdak yapının mutlaka korunması gerekiyor. Benim hastalara hep söylediğim bir laf vardı. Hani burnunuz 3 numara büyüklükteyse 2 numara olur ama 1 numara olmaz. Çünkü onun üzerinde bir cilt var ve o cildi destek sağlayacak bir yapı lazım. Yani biraz gerçekçi beklentilerin üzerine çıkarsak bu tip problemler daha çok yaşanıyor. Şimdi şişlik ve morluk, burun estetiği olmayı düşünen hemen herkesi düşündüren iki önemli konu. Evet. Sizlere de bu konuda çok soru geliyordur. Siz kapalı ameliyatlarda şişlik ve morluğun daha az olduğunu söylediniz. Yani benim gözüme göre evet. Şişlik ve morlukları önlemek için alınması gerekli bazı önlemler var mıdır? Ya tabii ki var. Bunların en başta geleni soğuk uygulaması. Bunu zaten ameliyattan sonra hemen hemen her cerrah tarafından uygulanan bir yöntemdir. Bir günlük bir soğuk uygulaması bu şişlik ve morluğu büyük oranda azaltır. Ama tabii bu kişinin kendi yapısına da çok bağlı olduğu için bunu tamamen engellemek ya da tamamen bu ihtimali yok etmek çok mümkün değil. Ama ben genellikle bunu soran hastalarıma şey diyorum. Hani morluk şişlik olabilir ama bu çok erken bir zamanda geçiyor. Genellikle bir hafta içinde geçiyor ve hani dikkat edilmesi gereken bir şey değil. Olabilir. Eğer sonuçta burnunuza bir darbe alıyorsunuz, burnunuza bir travma yaşıyorsunuz ameliyat da olsa, kontrollü bir travma da olsa ve şişlik morluk olması doğal. Ben iyileşmeyi etkileyebilecek ilaçların morluğu azaltmak için kullanılmasına karşıyım. Onun için, neden? Çünkü inflamasyonu azaltıyorsunuz sonuçta. O şişliği azaltmak demek aynı zamanda iyileşmeyi de azaltmak, iyileşmeyi de yavaşlatmak demek. Onun için soğuk uygulama dışında çok da farklı bir yöntem kullanmıyorum. Bir de tabii ki tampon var. Hı hı. Buruna her vakada tampon kullanılıyor mu ya da alçı uygulaması yapılıyor mu? Tampon uygulaması önceden çok daha katı riayet edilen, daha büyük tamponların koyulduğu bir şeydi ama herhalde zamanla çok da gerekli görülmediğinden ve hastanın konforunu büyük oranda bozduğundan artık günümüzde o eski tamponlar değil de daha küçük splintler kullanılabiliyor. Tampon hiç kullanılmasa da olur uygun hastalarda. Ama şu anda daha çok tampon kullanma sebebimiz, tampon yerine alçı gibi tutan silikon splintler kullanıyoruz aslında. Onun sebebi de genellikle septum onarımı yaptığımızda septumu ortada tutması, iyileşmeye tamamlanıncaya kadar kıkırdağı düz bir şekilde tutması. Ne kadar süreyle bu alçı uygulaması kalabiliyor? Septumdaki probleme göre 2 ile 4 gün arası içerideki splintler kalıyor. Dışarıdaki alçı ise 5-7 gün arası kalıyor. Yavaş yavaş da sohbetimizin sonuna geliyoruz. Özellikle yaz artık yaklaşıyor. Yaz aylarında burun estetiği olunabilir mi? Ya da yaz aylarında burun estetiği olacak kişilerin nelere dikkat etmesi gerekli? Bu konuda da halk arasında bir hani yazın bu tür ameliyatlar olmamalı gibi bir düşünce var da sizin o yüzden görüşlerinizi rica edeceğim. Evet. Halk arasında genellikle tüm estetik ameliyatlar için böyle bir görüşü var. Çok sıcak olduğu için kanamanın çok olacağı, iyileşmenin geç olacağını düşünüyorlar. Ya bunlar hani çok doğru değil ama şu önemli. Güneş gören bir yer ve biz ameliyat ettiğimiz yerin bir 2-3 ay çok fazla güneş görmesini istemeyiz. Yani güneşten korumak gerekir eğer yazın da ameliyat olmaları gerekiyorsa, yazın ameliyat olmayı planlıyorsa hastalarımız... Denize girebilirler ama değil denize mi? Denize girebilirler ama tabii özellikle güneş kremine, 50 faktör güneş kremine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Onu düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. 3 ay boyunca ben güneş kremini kış da olsa yaz da olsa öneriyorum aslında. Türkiye'de sağlık turizminde özellikle
Estetik uygulamaların önemli bir yeri var. Türkiye'de sağlık turizminde son derece iddialı bildiğiniz gibi. Kesinlikle. Yurt dışından hangi ülkelerden burun estetiği olmaya hastalar geliyor? Ve ekranlarından bizi izleyen kişiler de olabilir yurt dışından. Hı-hı. Ne kadarlık bir zamanlarını ayırmaları gerekli bir burun estetiği için? Daha çok ülkemize gelen, yurt dışından ülkemize bu amaçla gelen hastalar biliyorsunuz yurt dışında yaşayan Türklerdi. Ama son zamanlarda özellikle yurt dışında yaşayan yabancı kişilerde Türkiye'nin hani bu konudaki becerisini duyup gelmeye başladılar. Aslında böyle bir burun ameliyatı için bir hafta Türkiye'de kalmaları yeterli. Bu süreç içinde hem tatilde yapma fırsatı bulacaklar da çünkü burun ameliyatı böyle insanı yatağa bağlayan falan bir ameliyat değil. Tüm estetik ameliyatlar gibi. Yani ilk gün ameliyat olduktan sonra alçı çıkarılıncaya kadar 3-5 gün tatillerinde yapabiliyorlar. Şimdi süremizi aştık ama son olarak ekran başındaki izleyicilerimize söylemek istediğiniz burun estetiği, rinoplasti ile ilgili mesajlarınız var mı? Şunu söyleyebilirim. Hani burun estetiği biraz önce de belirttiğim gibi herkes özel olarak planlanması gereken bir şey. Bu konuda doktorlarıyla, cerrahlarıyla çok uzun süre konuşmalı, çok detaylı olarak konuşmalılar ve beklentilerini iyice anlatmalılar ve cerrahların fikirlerini ne yapabilecekleri konusunda da iyice anlamaları gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, burun estetiğiyle ilgili merak ettikleriniz varsa sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.